Bademcikler nedir? Bademcikle ilgili sorunlar nedir? Çözümleri nedir? Kulaklığın boğaz uzmanının en çok karşılaştığı konulardan birisi, her ne olursa olsun. Bademcikler bizim boğazımızda iki tarafta yer alan birer oluşum. Bunlar aslında bir yerde bekçi. Bekçi organlardan, yani vücut ağza, boğaza giren bir oluşumu o bekçiler aracılığıyla bir içine almak, bir takım işlemlerden geçirip ondan sonra dışarı çıkarmak için. Bir tür karakol da diyebiliriz biz buna. Yani nasıl emniyet güçleri belli karakollarda çalışırlar ve yani şüpheli gördükleri bir kişiyi içeri alırlar, bir kontrol eder, ondan sonra dışarı bırakabilirler. Aynı şeyi de bademcikleriniz yapar. Bademcikler bunu yapabilmek için bizim yutkunmamız sırasında boğazı daraltır ve bademcikleri tam da bu yutacağımız sıvının veya gıdanın içine alacağı şekilde karşı karşıya getirir. Gözenekleri aracılığıyla içeri alır ve aynı zamanda gözeneklerindeki bir anlamda deterjana benzetebileceğimiz bir molekül, sekretör immunoglobulin A adını verdiğimiz bir maddeyle bir yerde yıkar ve tekrar dışarıya doğru bırakır. Bu sayede aslında bağışıklığımıza bir yardımda bulunan bir oluşumdur. Aslında evrime göre daha önceki canlılarda daha önemli olsa da insanlarda giderek önemini yitirmiş bir oluşum bademcik. Tabii ki yine de biraz işe yarıyor ama bazen işe yaramadığı durumlar oluyor. O zaman da bademcikleri bildiğiniz gibi alıyoruz. Ve o kişinin hayatında herhangi bir şey eksilmiyor. Yani bunu özellikle belirtmek gerekiyor çünkü bazen insanlar haklı olarak bir kaygı diyorlar. Bademcik bana ait bir organsa onu aldığım zaman hayatımda ne eksilecek? Bir şey eksilmiyor. Bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Ayrıca zaman gösterdi. Çünkü biliyoruz ki çevremizde çok sayıda artık bademciği olmuş, artık ileri yaşlara gelmiş kişiler var. Hayatlarında hiçbir şey eksilmiş değil. Yani bademcikle ilgili böyle bir şey yaşanmıyor. Buna rağmen bademciğin bu yapısını bilmek gerekiyor. Ve bazen bademcikler hakikaten çok baş ağrıtıcı olabilir. Ya sık hastalık nedeni olabiliyor. Bizim en çok karşılaştığımız iki ana konudan birisi bu. Sık hastalıktan dolayı çocuk veya bir erişkin birey antibiyotik kullanması gerekiyor. Biraz toparlanıp en küçük bir kapı açık kalsa, rüzgarla karşı karşıya kalsa hasta olur. 39-40 derece ateşle yatar günlerce. Bazen böyle hastalıklar sıkça ortaya çıkıyor. İkinci bir problem var bizim bademciklerle gördüğümüz ve artık giderek daha önemsediğimiz. Bademciklerin aşırı büyük olması, aşırı büyük bademcikler yutmayı ama daha önemlisi solunumu zorlaştırılıyor. Bu tür kişiler veya çocuklar uyurken ciddi horluyorlar, ciddi solunum güçlü yaşıyorlar. Bazen artık solunum yapamaz, yani apne dediğimiz bir durumu yaşar hale geliyor. İşte o durumlarda da bademciklerin alınması gündeme gelir. Benim de özetle söyleyeceklerim bunlardı. Yani bademcik bir koruma organıdır. Boğazımızın her iki yanında yer alan ama giderek önemini yitirmiş bir organdır. İki nedenle dolayı alınır: sık hastalık veya aşırı büyük olması.